gecesi ve gündüzüyle rahmet ayını yaşıyor İstanbul. Ama bu gece diğer gecelerden farklı olarak rahmeti başına tac etti ve rahmet bulutları bir taç gibi İstanbul'un üzerinde. Sevgili izleyiciler, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinden hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bir sahur bereketi programıyla huzurlarınızdayız. Yeni bir programla ve yeni günün orucuna birlikte niyet edeceğimiz bir vakitle sizleri selamlıyoruz. Bu gece çok kıymetli iki misafirim olacak. Sizler sofralarınızı hazırlarken bizler de manevi bir sofra oluşturmaya çalışacağız. Evet, yağmurlu bir gece. Rabbimizden temennimiz başta deprem bölgesi 11 ilimiz olmak üzere ülkemizin her karış toprağında bu ay rahmetiyle, yağmuruyla ama afiyet içinde, huzur içinde, rahmetle hemhal bir ay yaşasın Rabbimiz. Efendim, bu gece Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Kahraman Hocam ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Karaoğlu Hocam stüdyo misafirimiz. Kıymetli Hocam, hem sahurunuz hayırlı olsun, Ramazan-ı Şerif'in artık sevgili Peygamber Efendimiz'in rahmet dediği bölümündeyiz. Bir yönüyle Mart ayının artık sonu, bir yönüyle Nisan'ın başlangıcı. Efendimizin Nisan ayında yağan yağmura göğsünü açıp da hoş geldin Rabbimin katından yeni geliyorsun diye yağmura hoşamedi ettiği o iklimin içindeyiz. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun, sahurunuz mübarek olsun, teşrif ettiniz, hoş geldiniz. Kıymetli Hocam. Teşekkür ediyorum Dursun Ali Hocam. Sağ olasınız. Hayırlı programlar olsun inşallah. İnşallah. Evet, Profesör Doktor Ömer Karaoğlu. Çok kıymetli öğrencilerinin çok değerli hocası. Ama sevgili izleyiciler, takdir edersiniz ki ben yaşlarda yaş yelpazesi çok geniş bir kitlenin de Ömer ağabeyi. Onun için de ara ara ben Ömer abi dersem kendisini de affına sığınıyorum. Çünkü abimizdir. Onunla büyüdük demeyeceğim ama onu aştık. Şimdi artık onunla yaşlanma dönemine giriyoruz. Elhamdülillah. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı gecelerimiz olsun. Kıymetli hocam, bu gece ameli salih, yani salih amel, terkip, çokça Arapça terkip kullanırken bazen sıfat olarak da algılanıyor. Böyle bir programa davet ettiğimiz bir hocamızı ulaşımda görevli olan bir kardeş başka bir programda ameli salih'i çokça konuşmuşlar. Sonra eve giderken de demiş ki, ya hocam program çok güzeldi de bu amele salih kim demiş. Yani ne dediyseniz ondan bahsettiniz. Yani çok önemli birisi olsa gerek diye. Şimdi sıfat başta olduğu için bizim Türkçe'de. Ama burada ameli salih, yani salih amel. Rabbimiz, Allah'ın size olan nimetlerini saysanız bitiremezsiniz. Sayamazsınız. Bitiremezsiniz. Ama her nimet de bir şükrü, mutlak surette bir ücreti iktiza eder. O zaman şu manaya geliyor, biz Allah'ın ihsan ettiği nimetleri sayamadığımıza göre onun ücretini de veremeyeceğiz. Eyvallah. Doğru. Ama biz bu biriktirdiğimiz amelimizle, ibadetimizle hem bu Allah'ın ihsanlarının ücretini verip geri kalanıyla da cennete girme hesabı yapıyoruz. Eyvallah. Yani ne yapmamız lazım? Ameli salih derken kastedilen nedir? Öncelikle ameli salihi bize biraz anlatır mısınız? Hayır. Oradan başlayarak inşallah ilerleteceğiz nasip olursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazanın tam da evveli rahmet ve yağmur yağıyor. Biliyorsunuz bizim
dilimizde, edebiyatımızda, geleneğimizde yağmurun bir ismi de rahmettir. Evet. Çünkü yeşertir, büyütür, geliştirir, aydınlatır, parlatır, bereket olur. Tam da biz bu akşam onu yaşıyoruz aynı zamanda. Hem sizin hem izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik edelim. Sahurlarının, ömürlerinin bereketli olmasını, sağlık, sıhhat içerisinde nice Ramazanlara ulaşmamızı ve ulaşmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz edelim. Amin. Bahsettiniz, biz de söylemesek vefasızlık olur. Deprem bölgesinde rahmeti rahmana kavuşan kardeşlerimizi rahmetle analım. Geride kalan ailelerine sabır, metanet dileyelim. Bu Ramazan onlar için bir farklı Ramazan oldu. Belki hüzün Ramazanı oldu ama inşallah yaralar sarılıyor. Hızlı bir şekilde sarılacak. Yine o eski günlerin mutluluğuna, aydınlığına en kısa zamanda inşallah milletçe el ele vererek kavuşacağız. İnşallah. Şimdi gelelim amele salihe. Evet, siz evet. Amele salih dediniz değil mi? Evet. Evet. Olur efendim. Şimdi ameli salih, salih amel. İki tane kelime var burada. Birisi amel, diğeri salih. Türkçe olarak söylersek faydalı, yararlı, uygun, elverişli amel, çaba, gayret, iş, faydalı iş. Evet. Çok net kelime anlamı faydalı iş. Peki faydalı iş dediğimizde neden biz ameli salihi söz konusu ediyoruz? Sorusunu da peşinden soralım. Gerçekten bu o kadar önemli, o kadar derin, o kadar lüzumlu bir şey ki ameli salihi konuşmak. Çünkü iki kelime gibi kısa, hemen öz geçilebilecek gibi zannedilen bu kavram aslına bakarsanız Yüce Allah'ın insanı var etmesinin, onu iman ve iman hakikatlerine davet etmesinin, imanı ve iman hakikatlerini öğretmesi için peygamberleri göndermesinin, yeryüzünü bu kadar eşsiz nimetle donatmasının esas sebeplerinden birisi. Ameli salih. Yani dinin esasen gayesi. Evet. Peygamberlerin gönderiliş amacıdır ameli salih. Kur'an-ı Kerim hemen ilk sayfalarında, üçüncü sayfada yeryüzünde bir halife yaratmak istediğinden bahseder Cenab-ı Hak. Orada meleklerin bir itirazı vardır. Hatırlarsınız. Evet. Yeryüzünde kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Fesat yani. Fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Burada çok derin manalar verir müfessirler. Özeti şu. Demek ki insanoğlu kendi başına kalsa bu güzelim dünyayı altın üstüne getirebilecek, onu bozacak, düzeni alt üst edecek bir potansiyele sahip varlıktır. Evet. Gerçekten insanı kendi başına bıraksaydı Yüce Allah, vahiy göndermeseydi, peygamberler rehberlik etmeseydi, onlar amel yapacaklardı, iş yapacaklardı. Gecelerini ve gündüzlerini, hafta sonlarını, hafta içlerini bir şekilde geçireceklerdi. Ama neyle geçireceklerdi? Fesat ile geçireceklerdi. Onun için de bu amel salih olmayan amel olacaktı. Bir de bunun öbür tarafı var. Salih olanı var. Cenab-ı Hak bu salih olanı istiyor. Uygun olanı istiyor. Salih olmayanı reddediyor. Yasaklıyor. Salih olanı emrediyor. Peki niye emrediyor? Öncelikle insanın insanca, insan onuruna, haysiyetine, şerefine ve insani değerlere uygun olarak bir hayat geçirebilmesi için hem kendisi, hem ailesi, hem diğer insanlar, hem toplum, hem devlet nezdinde iyi işler yapıp kardeşçe barış içerisinde düzgün bir hayat yaşaması için gerekli bir şeydir salih amel.
Bunun içinde salih amel Allah'ın çok değer verdiği ve sürekli imana bağladığı, imanla beraber 90 küsür defa Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği iman ardından salih amel. İman salih amel. Böyle birbirini hep tamamlıyor. Buradan aldığımız mesajlar var tabii. Alacağımız çok mesajlar var. İman tek başına yeterli değil. İmana mutlaka eşsiz eşlik etmesi gereken davranışlar var. Amel imanın meyvesidir. Yani imanın, kalpteki imanın harekete geçmesi, evet, salih ameli. Amelle olur. Amelle olur. Evet. Kalpteki, aslında şöyle diyelim. Kalpte ne geçiyorsa, kalpten geçenin ne olduğunu amellerimiz belirler. Eğer amellerimiz iyiyse, salihse, kalpteki imanın da iyi, sağlam, niyetin düzgün, niyetlerin düzgün, ihlaslı olduğunu anlarız. Ama ameller kötüyse, salih değilse, o zaman da ya kalpte iman yoktur ya da olan iman tam yerini bulmamıştır. Evet. Sarsılmaktadır, sallantıdadır ki ondan güzel neticeler meydana gelmiyor. Üründe bir sıkıntı vardır. Bunun rafinesi salih ameldir. Eğer ham maddeniz ne kadar güzel, kaliteli olursa ondan ürettiğiniz ürün de o kadar kaliteli ve güzel olur. Siz varın, dünya durdukça ben iyi insanım, kalbim çok temiz, ben dünyanın en masum insanıyım vesaire, yardımseverim, çok iyiyim, şöyleyim, böyleyim deyin durun. Diliniz söyler, eliniz yalanlar. Diliniz söyler, ayaklarınız yalanlar. Onun için Ziya Paşa der ya, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, görünür rütbeyi aklı kişinin eserinde. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de der ki, ibriğin içinde ne varsa dışarı o sızar. Yani dışarı sızar amelimizdir, ameldir. Ama bu amel ibriğin içindekini gösterir. Kıymetli hocam, böyle bir iki cümleyle bitecek elbette ki bir konu değil. Müsaade ederseniz Ömer hocama. Sağ ol. Allah Teala namazı bize anlatırken namaz insanı kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar. Yani kötülük ve fuhşiyat da bir ameldir. Ama ondan alıkoyunca bu defa namaz insanı salih amellere yönlendirir. Yani bir değişim yaptırır Ömer hocam. Şöyle Dursun Ali Bey, affedersiniz. Estağfurullah. Fuhşiyatla beraber bir kelime daha kullanılıyor. Münker. 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 Fuhşiyattan, münkerden alıkoyar. O münker, aklın ve sağduyunun, insan vicdanının, bozulmamış insan vicdanının kabul etmeyeceği her şey. Hmm. Namaz bütün bunları sağlar. Evet. Evet. Şimdi Ömer abi, sana şunun için yöneldim. Çünkü çokça hem Türkiye'de hem Avrupa'da çokça seyahat ettin ve özellikle genç kardeşlerimizin teveccühü var. Sen de çok iyi gözlem yapıyorsun. Estağfurullah. Onlarla da zaman geçiriyorsun. Şimdi namazın her insanda değişimi vardır ama genç bir gencin namazı bizimkinden daha farklı oluyor. O değişim herhalde onlarda çok daha iyi gözlemlenebiliyor. Bununla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Belki oradan yola çıkarak, yani hocamın da müsaadesiyle. Sağ olun. Bir kere genel kaideyi bir hatırlamak lazım. Siz hocam bahsederken sizden namaz örneğini verince hatırıma hemen şu geldi. Namaz ancak huşu sahipleri için ağır değildir. Namaz bir kimiler için bir külfettir, bir ağırlıktır. Oysa ki gerçekten yürekten, kalben, hulusi kalple, samimiyetle ve sadece ilahi rıza için kılınan namaz, lezzetini bulan namazdır. Ve o
O kimselere ağır gelmez o namaz. Ayet-i yani, kerimede buyurulduğu gibi. Yani gençlerdeki o heyecan başka tabii, evet, dediğiniz gibi. Şimdi yani önce ben de dahil olmak üzere izleyicilerimizin şunu bilmesi lazım. Namaz ağır gelir. Önce hani şimdi şöyle, neden namaz kılmıyorsun? Ya aslında namazı çok rahat kılabilirsin deyince insan kendini de kötü hissediyor. Hayır, namaz insana ağır gelir. Ama eğer kendimizi yetiştirebilirsek o ağırlık bizden gidecek. Eyvallah, eyvallah. Yani işte Allah adı anıldığında kalpleri ürperir, titrer denilen ve bize aslında erişmemiz gereken bir hedefi de beyan eden ayet-i kerimeler var. Pek çoğu şu an hatırımıza geliyor konuşurken. Evet. Ben ameli salih ile ilgili olarak üstadım. Evet abi. Affına sığınarak hocamın samimiyet ve niyet bahsinin çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani bir kere fiil ve amel, hafızama bunlar geldi yıllar önce okuduğum bir metinden. Fiil ve amel arasında bir teknik ayrım yapıyordu tanım. Fiil herhangi bir iş, oluş, hareket anlamındayken amel bir kastı mahsus içerir. Yani amelin böyle özel bir ıslahı var denirdi. Allahu alem. Yani onu kötü kılan ve onu iyi kılan sebepler, sahipler var. Ve yine hani estağfirullah liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Yaratılış hikmetimizi açıklayan ayet-i kerimede hangimizin amelce daha güzel olacağını sınamak için Allahu Teala bizi var etti. Yeryüzündeki varlık sebebimiz bu aslında. Bu sınama bizim. Evet. Kendimize bir sınama. Evet. Bugün salih amel nedir dediğinde aslında dünyaya, şöyle içinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda onun yokluğunun ne anlama geldiğini, onun tezahürlerini üzülerek, içimiz burkularak, sıkılarak görüyoruz. Hayatiyetini ve önemini anlamak için biraz da böyle mefhumu muhalifinden bakmak lazım. Sözü kötü, ameli kötü olanlar var. Sözü güzel ama amelce kötü olanlar var. Ben tam bu noktada, bu kavşakta niyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün amellerimiz için. Ameli salih kılan şey öncelikle rıza ilahiyi hedeflemesidir. Buradan bakıldığında hani dilde, Türkçe'de, yeni Türkçe'de çok kullanırız, erdem deriz. Eskiler, evet, fazilet diyorlardı. Değil mi hocam? Evet. Yani erdemle fazilet arasındaki farkı da belki biraz imkan olsa konuşmak lazım. Zaten antik Yunan'dan beri erdemden bahsedilir bize. Fazilet dediğimiz şey ya da işte ameli salihle ilişkilendirirsek insanı faziletli kılan ameli salihleridir. Evet. Yaptığı güzel işlerdir. Onları güzel kılan Allah ve Resulünün öğrettiği biçimde, gösterdiği biçimde yapılan ameller ve sadece Allah'ın hoşnutluğunu amaçlayan ameller insanı faziletli kılar. Erdemli olmak mümkün. Yani Batı felsefesi, modern felsefede mesela çok geriye gittiğimizde, şimdi gecenin bu sabaha varan tabii, saatlerinde tabii, ağırlaştırmayayım sohbeti ama. Şöyle olabilir. Evet. Çok derin hoca. Şimdi bizim doğuda anlaşılamayınca derin hoca. Ama şimdi sizin sesinize bağlayacağımız için. Eyvallah, eyvallah. Bu yüzden. Çok kısa tutup bağlayayım o zaman, evet, cümleyi müsaadenle. Dursun Ali'ciğim. İnsan, vicdan sahibi insanlar Batı'da, Doğu'da, dünyanın her yerinde iyilikler yapabilirler. Ama bu iyiliklerin amel-i salih derecesine çıkmasını ancak İslam temin ediyor. Ne manada? Orada başka bagajlar olabilir. Bir güzel iş yapmak insanın vicdanı iyiliğine delalet edebilir ama mesela nefsani bir duygusunu tatmin için de iyilik yapabilir insan. Bunun teminatı nedir? Yani bunun teminatı Allah nedir rızası onun? Hani Allah için deriz. Allah için falan yapıldığında bu teminat altındadır. Evet. Bilmiyorum, tam izah edemedik belki ama. Fevkalade. Ben erdemle fazileti bu anlamda evet, ve salih ameli farklı düşünürüm biraz. Şimdi evet, hocam Ömer abimden şöyle onun sesini bir dinleyelim diyorum, dinletelim. Çünkü dinleyelim memnuniyetle. Ömer hocam yol açıyor şimdi. Evet. Bize bir anlamda pas veriyor. Onun için benim de aklıma farklı çağrışımlar geldi. Hemen hoca, Ezgi'den sonra. Ömer hocam hemen sonra sizi dinleyeceğiz. Eyvallah. Rabbe niyaz, Rabbe yakarış salih amel cümlesindendir. Ümit ederiz, temenni ederiz ki şimdi söyleyeceklerimiz de bu haneye inşallah yazılsın. İnşallah. Öyle diyelim. Arzuhal yapalım o zaman. Şimdi sazendeler yok hocam ama hanende olarak kabul buyurun lütfen.
Evet. İnşallah bildiğimiz yerlerde eşlik ederiz efendim. Yüküm ağır yolum uzun, meçhullerde kaybolurum. Yüküm ağır yolum uzun, meçhullerde kaybolurum. Beni bırakırsan bana, tufanlarda boğulurum. Beni bırakırsan bana, tufanlarda boğulurum. Tut ellerimden tut ya Rab, döndür yüzümü sana. Tut ellerimden tut ya Rab, beni bırakma bana. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var benim, Rahim olan adında. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var benim, Rahim olan adında. Yürüyemem yorulurum, ateşlerde kavrulurum. Yürüyemem yorulurum, ateşlerde kavrulurum. Beni bırakırsan bana, kül olurum savrulurum. Beni bırakırsan bana, kül olurum savrulurum. Tut ellerimden tut ya Rab, döndür yüzümü sana. Tut ellerimden tut ya Rab, beni bırakma bana. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var benim, Rahim olan adında. Eyüp sabrım yok benim, Yusuf değilim kuyuda. Yine de umudum var benim, Rahim olan adında. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağlık. Hani baş harflerim acziyet der ya, eserde eyvallah, insanın acziyetini eyvallah ortaya koyuyor. Zaten en aslında başlarken insanın aciz olduğunu bilerek amellerine başlarsa, mesela sevgili Peygamber Efendimiz, tevbe istiğfar edin, ben günde en az 70 ya da 140 istiğfar ederim. Okuduğumuz kitaplardan bazı büyüklerin şöyle yaptığını öğrendik. Namaza başlarken istiğfar çekiyor. Namazı bitirdikten sonra da istiğfar çekiyor. Birincisi, ya Rab huzuruna çıkmaya liyakatli değilim. İkincisi de, Allah'ım ibadet ettim ama sana layık bir ibadet olmadı diye. Evet. O zaman ameli de güzelleştiriyor. Hocam. Devam edelim. Tabii ki, tabii ki hocam. Şimdi Ömer hocam dedim ya, bir yol açtı. Ameli salihi kısa bir şekilde İslam alimleri şöyle tanımlamışlar. Arapça ifadesini söyleyeyim önce. El amelü salih ma yurdil halka vel halik. Ameli salih halkı ve halikı memnun eden, hoşnut eden her türlü güzel işin adıdır. Oo. Allah'ı memnun edecek önce. Allah Teala memnun edecek. Onun rızasına uygun olacak. Eyvallah. Onun için olacak. Ve halka yarayacak. Hı. Zaten onun için olan, onu memnun eden, onun rızasına uygun olan her şey halkı memnun eder. Memnun eder. Çünkü o halkın zararına, fesadına hiçbir şeyi emretmez. Evet. Ne emrettiyse kulların, insanların, toplumların, kainatın, evrenin yararınadır. Neyi yasakladıysa
yine insanın, toplumun, evrenin yararınadır. Eyvallah. Yani emirlerde de Allah'ın bir gayesi var. Toplum yararı, insan yararı, nehilerde de aynı şekilde. Onun için mahluk, Allah'ı ve mahlukatı razı eden her türlü güzel işin adı salih ameldir. Ama her türlü güzel işin adı. Onun için de salih amel olabilmesi için bir amelin 3 tane unsur benim hatırıma gelir. Birisi Allah için olması. Evet, eyvallah. Niyetin halis olması. Niyetin halis olması. 2, buna bağlı olarak ihlasla yapılmış olması. Öncelikle Allah rızası, dünyevi bir şey beklemeden ama dünyevi tarafı olsa bile mutlaka onu Allah'a bağlamak, Allah'ın varlığına bağlamak, onun rızasına bağlamak. Üçüncüsü de ameli salih yapan şey kapsam alanının genişlemesi. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Evet. Bir amel ne kadar kapsam alanı genişse salih olma tarafı da o kadar geniş olacak demek. Yani istifade edeni çok olur. Evet. Yani şimdi bizim aklımıza salih amel dediğimizde genelde Müslümanlar olarak bizim aklımıza ne gelir? Sistematik ibadetler gelir. Tabii. Evet. Şimdi siz derken ben orucu mesela hatırladım. Çünkü bir insan Allah'tan başka kimin için aç kalabilir? Yani? Bunlarda şey yok, şüphe yok. Fakat ameli salih ile ilgili 90 küsur ayet var dedim ya Kur'an-ı evet. Kerim'de. Onlara baktığımızda bir kısmında namaz kılıp, zekat verip sonra salih amel yapanlar diyor. Aa, doğru. Biz buradan anlıyoruz ki namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, sadaka vermek, infakta bulunmak bunların hepsi salih amel zaten. Ama artı bunların ötesinde bir şeyler daha var. Ben şahsen bu sistematik ibadetler, iman ve sistematik ibadetlerin peşinden salih amel yapanlar ifadesini görünce toplumsal tarafını düşünüyorum. Ve hayrun nas enfa'uhum linnas. Alemlerin efendisi Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle insanların en hayırlısı, insanlara en çok yararı dokunandır. Bu ne demek? Ameli salihi boyutlandıran, ufuklandıran, kanatlandıran, yelpazesini geniş hale getiren kimsedir aslında. Yoksa namaz, oruç tabii ki bunlar salih ameldir ama kapsam alanı dar bunların. Bireysel. Evet. Allah ile bizim aramızda kalan şeyler. Tamam ben çok namaz kıldım, teheccüd kıldım, kuşluk namazı kıldım, teravih namazı kıldım. Allah kabul etsin. Salih amel yaptı tabii bunları yapan. Niyetle beraber, halis bir niyetle yapınca salih bir amel yaptı. Tamam da bunlar Allah'la senin aranda kalan salih ameller. Salih amel bu mu sadece? Yeterli mi bu kadar bir salih amel? Bir de öbür tarafı yok mu? Toplumsal tarafı yok mu? Mesela kaç yetimin başını okşadın? Kaç öksüze ulaştın? Şimdi depremden bahsediyoruz. Evet. Binler mahrum kaldı, yetim kaldı, öksüz kaldı, himayesiz kaldı. Psikolojik desteğe muhtaç binlerce yavrumuz var mesela. Kaç tanesine ulaştık? Bir de salih amel yerine göre, zamanına göre, şartlarına göre boyut değiştirir, derece farkı ortaya çıkarır. Öyle bir zaman olur ki bizim nafile namaz kılmamızdan farzları söylemiyor. Farzlar zaten hiçbir şeye feda edilemez. Hani resmi dairelerde vardır ya, dolaplarda yazardı eskiden, çelik dolaplarda, yangında ilk kurtarılacak olan diye. Farzları ben biraz böyle düşünüyorum. Onlar zaten söz yok yani. Onları hiçbir şeye feda edemeyiz. Ben şunu yapayım, bunu yapayım. İşte gittim deprem bölgesinde gece gündüz çalıştım ama farz namazları kılmasam olur mu hocam? Olmaz. Olmaz. Onun için biz Din İşleri Yüksek Kurulu olarak ilk zamanlarda fetvalar yayınladık. Çünkü sorular soruldu. Abdest, su yok, abdest alamıyoruz. İşte namazı bu elbiselerimizde kılabilir miyiz vesaire.
Hepsine uygun fetvaları verdik yani. Evet. O şartlara uygun olarak. Ama evet, bizi memnun eden bir şey var. Orada gece gündüz uykusuz bir şekilde çalışan, salih amel yapan, şeylerin altından, enkazların altından, molozların altından bir cana daha ulaşmak için canhıraş bir şekilde çalışan, göğsünü siper eden o kutlu insanlara selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Amin. Onlar soru soruyorlar ki, biz bu salih ameli yaparken ki kesinlikle o arkadaşların, o insanların yaptığı amel salih ameldir. Hocam devam edeceğiz. Evet. Fakat şu Ramazan-ı Şerif'in en güzel salih amellerinden birine sıra geldi. Kur'an-ı Azimüşşan tilaveti dinleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, Davut Önal hocamızın kıraati ile şimdi vakit, vahyi dinleme vakti. İzleyiciler, Ayasofya Kebir Camii Şerifinden Sahur Bereketi programımız devam ediyor. Yeni günün orucuna doğru giderken Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocam, Profesör Doktor Ömer Karaoğlu stüdyo misafirimiz. Kıymetli hocam, şimdi anladığım kadarıyla mesela sınavlarda her öğrencinin yapabildiği sorular vardır. Mesela 30 soruda 20 tanesini hemen hemen her öğrenci yapıyor. Asıl ondan sonraki bazı sorular var mesela. O bir insanı 1000 kişinin, 10.000 kişinin üzerine çıkarıyor. Şimdi ibadetlerimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün insanlıktan istenen namaz, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı gibi. Bu ibadetler bizim zaten en büyük ameli salihimiz. Fakat bizi öne taşıyacak, rızayı ilahiye taşıyacak salih ameller. Bunu anladım. Peki ameli salihe örnekler neler olabilir diye sorsam? Eyvallah. Şimdi şöyle bir şey not almışım. İmansız amel Allah katında değersiz. Amelsiz iman ise semeresiz, meyvesiz. Evet. Yani. Şimdi salih amel bir kere güzel hayatın teminatı. Kur'an bize böyle anlatıyor. Kim iman eder, salih amel işlerse onu güzel bir hayata diriltiriz. Yeniden diriltiriz. Ve kıyamet tarafı ecrini, mükafatını bolca veririz diyor Rabbimiz. Salih amel duaların kabulüne sebep. Biliyorsunuz ki sevgili peygamberimiz bize önceki ümmetlerle ilgili bir şey anlatıyor. Hızlı söyleyeyim, zamanımız evet, daraldı. Diyor ki üç kişi bir yağmurlu havada yolda giderlerken fırtınaya tutuluyorlar ve bir mağaraya sığınıyorlar. Mağara bir süre sonra taş geliyor, mağaranın ağzını kapatıyor. Çaresiz çıkamıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım, burada ölüp kalacağız. Herkes Allah için yaptığı salih bir ameli varsa onu söylesin de dua edelim. Dualarımızla salih amellerimizi teminat gösterelim de belki bu taş açılır, bir sebep olur diyorlar. Birisi diyor ki benim diyor hatırladığım salih amelim, yaşlı annem babam var, ben çobanım. Koyunlarımı sağarım, gelirim onların sütünü kaynatıp içirmeden, yataklarını serip rahat ettirmeden kendim yatmam. Bir gün geldim dağdan, geç saatte kalmışım. Annem babam uyumuş. Sütlerini yine kaynattım. Elimde bardakla bekliyorum. Onları incitmemek için uyandırmıyorum. Nihayet onlar uyanıncaya kadar ben ayakta bekledim. Allah'ım ben bunu senin için yaptım. Anne babaya hürmeti, saygıyı sen emrettiğin için. Bu benim hatırladığım en salih ameldir. Ne olur taşı biraz aç da çıkalım. Taş biraz açılıyor. Sonra diğerine geliyor. Diyor ki ben sürüleri çok olan... Çok özür diliyorum. Şu anda Ankara'da bulunan sevgili vatandaşlarımız yeni günün orucuna niyet ettiler. İmsak vakti. Allah kabul eylesin. Allah Teala kabul buyursun. Kolay kılsın, liyakat eylesin inşallah. İkincisi evet, diyor ki ben sürülerin sahibi olan bir zengin bir adamdım. Benim işçilerimden birisi bir süre bana çobanlık yaptı, daha sonra ayrıldı ve hakkını almadan gitti. Ben onun hakkı olan, koyunlardan hakkı olan sürünün bir kısmını ayırdım, onun adına beklettim.
Ta ki yıllar sonra döndü geldi ve kendisine dedim ki bu sürü benim, şu taraf senin. Nasıl olur dedi. Dedi ki sen ücretini almadan gittin. Ben senin ücretini ayırdım. O koyunlar yavruladı. Bu sürü oluştu. Ben bunu Allah için yaptım. İşçinin hakkı kutsal olduğu için, emeğin hakkı kutsal olduğu için ben onun hakkını yememek için, helalinden kazanmak için böyle yaptım. Benim hatırladığım en salih amel budur. Ya Rabbi taşı biraz aç da çıkalım. Taş biraz açılıyor. Ama gerçekten salih amel, yani parasını tutmuyor, onu bir de işletiyor onunla. Evet, evet. Üçüncü olarak da birisi diyor ki ben ya Rabbi çok affedersiniz zina yapma ortamına sahip oldum. Müsait bir ortam oldu. Fakat sen bu kötü fiili yasakladığını hatırladım. Hatırıma geldi. Gençtim, güçlüydüm ama vazgeçtim. Sırf senin haramın olduğu için, kötü bir amel olduğu için vazgeçtim. Benim de salih amelim budur. Nefsime hakim oldum. Ya Rabbi taşı aç çıkalım deyince taş tamamen açılıyor ve oradan kurtuluyorlar. İşte salih amel duaların kabulüne sebep ve bizim çaresizlik karşısındaki teminatlarımızdan birisi. Yine çoluk çocuğun nafakası için, rızık temin için, onları kimseye muhtaç etmemek için helalinden kazanmak üzere yollara düşmek, iş aramak bir salih ameldir. Çocukların kendisi iyi bir nesil, eğitimli, ahlaklı, imanlı, güzel bir nesil yetiştirmek de salih ameldir. Nitekim Hazreti Nuh'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan kıssayı hatırlıyorsunuz. Oğlu kendisiyle beraber gelmiyor. Gel gemiye bin, kurtulalım, tufan olacak dediği halde binmiyor. Sonra sular onu boğmak üzereyken ya Rabbi sen bir sebep halk et, o benim evladım diyor. O da benimle gelsin. Benim ailemden birisi diyor. Rabbimiz diyor ki hayır, o senin ailenden değil. İnnehu amelun gayru salihin. O salih olmayan bir ameldir. Allah. Hayırsız bir evlattır o. Senin ehlinden olamaz diyor. Onun için hayırlı nesiller, güzel nesiller de sağlık, ameli salih kapsamına dahildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir şey bize söylüyor. Birçok hadis içerisinde bir hadisi şerifi var biliyorsunuz. İnsanoğlu dünyadan gider, ölünce amelleri biter, üç kişininki bitmez. Birisi sadakayı cariye, kendisinden sonra devam eden bir hayır pınarı bıraktıysa, o hayır pınarı aktıkça onun ameli salihi devam eder. Bir diğeri insanlar faydalansın diye ilim bıraktıysa, o ilim devam ettiği sürece o kitap, eser, öğrenci de canlı bir ilimdir. Tabii. O nesil devam ettiği müddetçe onun salih ameli devam eder. Bir de evvel edin salihin yed'u lehu. Arkasından dua edecek salih bir evlat bıraktıysa o kişinin salih ameli devam eder. Onun için bunlar, bu üç vesile salih amelin kalıcı olmasına, ilelebet devam etmesine de vesile olan hususlardır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Mesela ardından dua edecek salih bir evlat bırakmak. Şöyle de deniyor. Eğer evlatlarımızı ehli namaz kılabilirsek, onları namaz ehli yapabilirsek, biz istemesek de onlar bize dua etmek mecburiyetinde. Çünkü namazda estağfirullah Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab diye okuyacak. O okurken zaten ebeveynine, annesine babasına dua ediyor olacak. Ama onu okurken şimdi biliyorsunuz hani dua ezberlemiş bir şekilde kulak dolgunluğu, ağız alışkanlığı olarak okumak var. Bir de anneyi babayı hatırlayıp hakikaten onları hatırladığı için onların hatırına, onları zihninde canlı tutup Rabbena gfirli, Rabbim beni bağışla, bencil değilim ben. Tabii. Ben bencil değilim, kendim için değil. Veli valideyye, benim ana babamı da bağışla. Hatta ben menfaatperest de değilim. Velil müminine, tüm müminleri. Müminleri de bağışla. Böyle kapsam alanını. Ve yevme yekumul hisab, evet. Hesap gününde. Kıymetli Ömer hocam, tabii bazen konuşmaları insan dinlerken de zihninde bir sürü soru oluşuyor ya da söylenmesi gereken cümleler oluşuyor. Ben öyle zannediyorum. Eklemek istediğiniz çok şey hücum ediyor hocam. Evet. Ben hocamı
tabir caizse tahrik ettim. Hocam da konuştukça beni tahrik ediyor ama tabii vaktimiz sınırlı. Çok programı zorlamak da arzu etmem. Estağfurullah. Fakat imsağa doğru yürüdüğümüz şu dakikalarda o hocanın, az önce hocamın buyurduğu hadis-i şerifi çokça okuruz, hatırlarız bu hadisi. Bizim de kapalı kaldığımız bir mağarada taşı açacak sadece ve sadece Allah için yaptığımız amellerimiz olmalı. Ya. Yani bugün şu anda, el an, biz yaşarken yaşadığımız dünya, hani işin bir de kötü tarafı var hocam, karanlık bir tarafı var, onları çok konuşmak istemiyoruz ama görünürlüğü ve gösterişi şiar edinmiş bir çağı yaşıyoruz. Yani aslında riyanın, gösterişin, imaj uygarlığının bu kadar yayıldığı bir çağda düşünün, mahreminiz Allah. Sadece onun için yapıyorsunuz yaptıklarınızı. Söz de salih amel olur, amel de salih amel olur. Yaptığımız iş de, dua da salih amel olur. Bugün işte deprem bölgesinde arkadaşlarımız var. Daha iki akşam önce görüştük. Buradan kalkmışlar. Oradaki kardeşlerimizle beraber olmak için bir haftadır çalışıyorlar orada. Yemek pişiriyorlar. İşte efendim paylaşmaya çalışıyorlar. Allah'a. Şu zamanın bence hocam en kıymetli salih amellerinden birisi mahrumlarla, mazlumlarla beraber olabilmek. Bu iradeyi ortaya koyabilmek diye düşünüyorum. Hele, yoksa salih amelin çok geniş bir evreni var. Yani. Ama evet. Salih ameli bol olan bir arkadaşla yürününce de yol mu dayanır? Yani sözü oraya getireceğim. Yani sözü oraya getirdim. Peki. Peki. Sevgili Ömer abimden bir yol mu dayanır dinleyelim değil mi hocam? Evet. Ne diyordu hocam? Bağlayalım sözü. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler. Ama bunu tamamlayan bir şey var. Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler. Öyle bir yoldur ki yürümeye gayret ettiğimiz inşallah. O yolda hakkı ve sabrı, yani mevzimizi korumayı, Allahsız haşa bir hayatın mümkün olmadığını hatırda tutmaktır. Bazen tökezleriz, ayağımız burkulur, yalnızlaşırız. İşte o vakitlerde belki böyle söylemek lazım. Yağmur düştü yolumuza, dolu kar vurdu, dolu kar vurdu. Yiğit'e yanaşmak yine kâr oldu, yine kâr oldu. Gönül gönüle deyince yol mu dayanır, hey dost yol mu dayanır? Gönül gönüle deyince yol mu dayanır, hey dost yol mu dayanır? Arif olan söylemişti, bu yol çetindir, bu yol çetindir. Gözümün nuru peygamber, o da yetimdir, o da yetimdir. Omuz omuza verince yol mu dayanır, hey dost yol mu dayanır? Omuz omuza verince yol mu dayanır, hey dost yol mu dayanır? Zaman sevdamıza gebe, asla bükülme, asla bükülme. Elbet bu yol düze çıkar, sakın dökülme, sakın dökülme. Dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır, hey dost yol mu dayanır? Dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır, hey dost yol mu dayanır?
Yüreğine sağlık. Ağzınıza sağlık. Ömer abi. Sizin de yüreğiniz. Çok kıymetli sağlık. Hocalarım, bu geceyi hatırlamanız için, bizi eyvallah. Unutmamanız için. Eyvallah. Çok güzel bir çalışma var. İbrahim Halil Üşer hocamın 6 ciltlik İslam Düşünce Atlası. İnşallah bizim diş kirası derler ya, büyüklerin yapmış olduğu. İnşallah bunları sizlere takdim etmiş olacağım. Evet. Kıymetli hocam, sizin duanızla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinden. Şimdi Arif Nihat Asya'nın o meşhur naatında şey der. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun, Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Ülkemize 80 bin minareden 80 bin ses Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Efendimiz'i hatırlatıyor. Efendimiz'in ezanları devam ediyor. Ayasofya'nın minarelerinden de birazdan dinleyeceğiz. Ama sizin duanızla biz yeni günün orucuna niyet etmiş olalım. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, evet, Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocam ve Profesör Doktor Ömer Karaoğlu stüdyo misafirimizdi. Yarın da Profesör Doktor İrfan Gündüz de Burak Haktanır inşallah sahur bereketinde olacak. Kalbi selim, aklı selim ve zevki selim konusunda inşallah sizlere bir güzel bir manevi sofra hazırlamaya çalışacağız. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Sana sonsuz şükürler olsun. Bizi insan olarak yarattın. İman nimetiyle donattın. İnsanca yaşamak, insanlığa faydalı olmak için bize peygamberler gönderdin ve salih amelleri öğrettin. Ya Rabbi, öğrettiğin bu salih amellere bizi muvaffak kıl. Salih amel senin razı olduğun için, senin razı olduğun, senin rızan için sadece senin hoşnutluğunu kazanmak ve senin kullarına faydalı olmak için yapılan her türlü güzel iştir. Ya Rabbi, bu güzel işlere bizleri muvaffak eyle. Kötü işlerin fırsatını verme. İyilerle, iyiliklerle, güzel insanlarla beraber eyle bizi ya Rabbi. Orucumuz, namazımız, haccımız, zekatımız, fıtır sadakamız hepsi salih ameldir. Ya Rabbi, sen bunlardan bizi mahrum eyleme. İnsanlığa yardım elini uzatmaktan, insanca güzel hasletlerden sen bizleri mahrum eyleme. Sağlık sıhhat içerisinde nice Ramazanlara ulaşmayı, bayramlara ulaşmayı, bayramları bayram gibi yaşamayı bize, neslimize, nefsimize, ülkemize, bütün Müslümanlara ve insanlığa nasip eyle. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.